بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس اَلَّذ۪ي يُوَسْوِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ De ki, cinlerden olsun, insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden İnsanların Rabbine, insanların Malik ve Hakimine, insanların Mabuduna sığınırım. Vesvas kelimesi vesveseden türemiş, aşırılık ifade eden bir sıfat olarak aktarılıyor. Yani çokça vesvese veren şeklinde. Vesvese şüphe, kuruntu bir insanın içinden geçen düşünce olarak adlandırılıyor. Terim olarak bakıldığında ise insanın zihninde iradesi dışında beliren, istemsiz bir şekilde ve anlayamadığı, kavrayamadığı ve bilemediği bir zaman gelen vesvese. Vesvese genel olarak insanı kötü, din ve ahlak dışı davranışlara yönelten bir iç itilme olarak aktarılıyor. Bu anlamdaki vesvesenin kaynağı iblis. Nitekim birçok ayette şeytanın insanlara vesvese verdiği de zaten ifade ediliyor. Kötülüğün sembolü olan iblis gerçek bir varlığa sahip olmakla birlikte elbette onun insanlar üzerindeki etkisini psikolojik yolla gerçekleştirdiği de düşünülmekte. Bugünkü programımızda Evham kuruntu vesvese nasıl adlandırırsak adlandıralım bunların kaynağını öğrenmeye ve mücadele etme yeteneğimizi kuvvetlendirmeye çalışacağız İlk önce bilmeliyiz ki vesvese bir insanın ölümüne sebep olmaz Aynı zamanda aklımızdan geçen bu tür düşünceler bizim tarafımızdan yani istediğimiz için olmadığı zamanda sorumluluk vermez. İhtimaller üzerine düşünmektir vesvese. Nefsin veya şeytanın kalbe attığı faydasız düşünceler gereksiz kuruntularda denilebilir. Vesvesenin psikiyatrideki bugünkü karşılığı, bazı yönlerden farklı olmakla beraber obsesyondur. Bu da irade dışında insan istemediği halde o kişiyi tedirgin eden, kendi kendine yabancı hale getirebilen ve kendi başına kovamadığı, sürekli tekrarlayan düşüncelere verilen ad. Örneğin, abdest alırken, namaz kılarken, İnsanın aklına bir şeylerin gelmesi, mesela küfürlü sözlerin gelmesi, Kur'an okurken vesaire. İşte vesveseli olan kişi çoğu zaman bunları düşünür ama dışarıdan bu hareketlerine yansımayabilir. Ancak vesveseli insan bunu bilir ve adeta o 24 saati savaş içinde geçer. Huzursuz olur. Çoğu zamanda biliyoruz ki kimseye derdini dahi anlatamaz. Bu acıklı durumunu anlayanlar o vesveseli insana ya sen bunları nereden düşünüyorsun? Böyle saçma sapan düşünceleri şöyle bir kenara at deyip dururlar. E zaten vesveseli kişi bu düşüncelerin saçmalık olduğunu ve mantıksız olduğunu bilir. Fakat elinde değildir kovmakla gitmez. İşte bunu insanlar bilmediği için iyilik yapayım derken o insana kötülük etmiş olmaktadırlar. Aslında vesveseye alimlerimiz az miktarda olursa pek zararının olmayacağını söylemişler. İnsan için faydalı da olabilir. Bu kişilerin mesela titiz olduklarını biliyoruz. Evden çıkarken kapıyı, pencereyi, elektriği, doğalgazı kontrol ettiklerini biliyoruz. Yine biraz vesvese sahibi olan insanların özellikle hesap kitapta, muhasebe konusunda çok başarılı olduklarını da biliyoruz. Her şeyde olduğu gibi sınır aşılınca felaket haline gelir. İblisle mücadelemiz insanın yaratılmasıyla başlamış ve Son insan ölene değin devam edecek bir zamandır. Şeytan her insana değişik şekilde yaklaşabilir. Kimine adam öldürmesini, kimine zinayı, kimine namazı kılmamasını, kimine başka başka şeyler. Ama her insana bir şekilde dininden uzaklaşması, Rabbini inkar etmesi, namazdan zevk, heyecan alamaması ve düşünceye kapılarak bunalıma girmesi için bir şeyler yapacaktır. İşte onlardan bir tanesi vesvesedir. Şeytan insana yaklaşır. Çeşit çeşit oyunlarla. Din, iman, ibadet yolunda, kadına da, erkeği de, karışık karışık oyunlar oynar. Mesela şeytan, aşırı derecede fikir ve kuruntularla meşgul olan kimi müminlerin kalbine iman ile alakalı şüpheler atmaya çalışır. Bununla ilgili olarak size birazdan önemli bilgileri inşallah aktarmaya çalışacağım. Daha önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu konuda bize çok önemli bir tavsiyesi, uyarısı var. Onu nakletmek istiyorum. Sizden herhangi birinize şeytan gelir de şunu Böyle kim yarattı? Şunu böyle kim yarattı? En sonunda Rabbini kim yarattı der. Bu şekilde vesvese verir. Şimdi şeytanın vesvesesi Rabbinize kadar erişince o vesveseli kişi hemen euzu billahi mineşşeytanirracim kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım desin ve vesveseye son versin buyuruluyor. Dikkat ettiyseniz değerli dinleyenlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifinde, sizden herhangi birinize şeytan gelir de buyurdu. Şeytanın elini kolunu sallaya sallaya ben şeytanım demeyeceğini bildiğimize göre, demek ki, bu düşüncelerimizin kaynağının ilk etapta değerlendirilecek kişinin şeytan olduğunu öğreniyoruz. Besmele çekmenin ve en başta elbette Allahu Teala'ya sığınmanın gerekliliğini bizimle paylaşıyor. Kardeşlerim, nefsinin insanın kendisine vesveseler verdiğine dair Allahu Teala Kaf suresinde çok önemli bir açıklama buyuruyor bizlere. Mealen, Andolsun, olsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Şimdi biraz mutlu olacağımız bir yerdeyiz. Vesvesenin kaynağını biliyoruz. Bu vesvesenin ne olduğundan Allahu Teala haberdar ve Bunla ilgili olarak bize yapıp edeceğimiz şeyleri de anlatıyor. Nefsin insana vesvese vermesi bir insanın kendi kendine söylediği ya da içinden geçirdiği o gizli hisler, takıntılar ve kuruntulardır. Bazen bu öyle hale gelir ki şeytanın vereceği vesveselerden daha büyük veya daha tehlikeli durumlar bile olabilir. Çünkü her insana ayrı yaklaşır demiştik. İşte o yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanın en büyük düşmanının onu çepeçevre kuşatan nefsi olduğunu söylemiştir. Tekrar ediyorum en büyük düşmanımız o bu şu değil senin yani kendinin nefsidir. Şeytanın insana vesvese vermesi kalbine attığı bir takım gizli seslerle o insanı kandırmaya çalışması ve kendine itaat etmeye davet etmesidir. Bunu nerede görüyoruz? Adem aleyhisselam ile Havva validemizi kandırmaya çalışması. Böyle bir vesvese. Vesveseler sadece nefsin ve şeytanın verdikleriyle kalmıyor. Bazen insanlar da bu tür kuruntuları, ve evhamların kaynakları olabiliyor değerli kardeşlerim. Çünkü o pusudaki şeytan bazen insanları da bazen cinleri de bu konuda kullanabiliyor. Örneğin ibadetlerde vesvesenin çok daha ilerlediğini söyleyebiliriz. İnsanın içine düştüğü vesveseler türlü türlü vesvese oklarına maruz kalan bir insanın başka zamanlarda aklına gelmeyen şeyler gelir. Mesela tam abdest alacaksınız, acaba tam dirseğime kadar su geldi mi? Başımı mesettim mi acaba ya? Bir daha abdest alır. Bir daha, bir daha. Artık abdest de diğer ibadetlerde o kişiye zor gelmeye başlar ve Allah korusun zaman geçe geçe hepsini bırakır hale gelir. İşte şeytan o yüzden ibadetlerde daha çok görünür, etkileri daha doğrusu. Vesvesi içinde kıvranan bir insanın hayalinde ne vardır? Allah'a yakın olmak vardır. Bu neyle olur? Salih bir iman, değil mi? Ve güzel bir ibadet, samimiyetle yapılan ibadet. Buna bir de takva düşüncesini eklerseniz, Gittikçe vesvesenin şiddeti artar. Bazen sizlerden mesajlar geliyor. Ben namaza başladıktan sonra aklıma türlü türlü şeyler geliyor. Şöyle bir sıkıntı yaşadım, böyle bir korkuya kapıldım diye. O kardeşlerimize de söylemeye çalıştığımız gibi diyor ki alimlerimiz, kardeşlerim, hırsız bir inşaata girmez. İnşaat halindeki daha doğrusu bir yapıya. Neden? E içinde bir şey olmadığı belli. Ne çalacak hırsız? Hırsız bir şeylere göz dikecek bir amacı olacak senden bir şeyler alacak. Evinde laptopun, televizyonun, cep telefonun her neyse para eden bir şeyler olacak. Aynen diyor hırsız gibi senin imanını çalmak isteyen iblisin de mantığı budur boş eve, o inşaat halindeki eve hırsız nasıl girmiyorsa, sen de vesveseler var diye eyvah acaba benim yaptığım ibadetler kabul olmuyor mu diye düşünme. De ki ben Allah'ın yolundayım hamdolsun. Demek ki şeytan benimle uğraşıyorsa elhamdülillah ben iman sahibiyim. Böyle düşüneceğiz. Kardeşlerim, işte bazen sünnet olan bir ibadeti güzel bir şekilde yapayım diye uğraşan insan farkında olmadan farzları terk edebiliyor. Sonunda da acaba Allah benim ibadetimi kabul etti mi? Yo yo bir yerlerde yanlış yaptım galiba diye peş peşe o ibadeti tekrar eder durur. Peki burada şeytanın kazancı nedir? E ibadet edip duruyor. Bir kez ibadet edeceğine beş kez ibadet ediyor. Allah'a daha yakın oluyor ibadet ettiği için. Diyelim farz namazını kılman lazım. senin nafilelerle meşgul etmesi ve belli bir zamandan sonra vücudun yorula 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 yok ya ben bu namazı kılamıyorum deyip hiç namaz kılamaz hale gelmesi. Bir de üstüne üstlük Allah kalbimi biliyor ne yapayım kılamıyorum. Kalbim temiz düşüncesini verdi mi değmeyin gitsin keyfini. Kardeşlerim, şeytanın attığı o vesvese hedefini bulmuş oluyor böylece. Artık bu durum o insan için bir hastalık haline geliyor. Mesela kendi başına bir sıkıntı yok ama diyelim ki akrabasını ziyarete gitti, köye gitti, tatile gitti. Gittiği yerlerde kendi başına olduğu gibi 6 defa 7 defa abdest alamayacağı için bu sefer hiç misafirliğe gitmemeyi göze alıyor. İlginçtir. Dinleyenlerimizden bir tanesi umreye gidemediğini söylemişti. Nedenini sorduğumuzda, "Yalnız odada kalacak kadar param yok. Başkalarıyla aynı odayı paylaşmam gerekiyor ama ben böyle bir durumun insanlar tarafından yadırgandığını bildiğim için, utandığım için umreye gidemiyorum." demişti. Görüyor musunuz? Küçük gibi gördüğümüz bir şey nelere sebebiyet verebiliyor? Namaz konusunda da vesveseler var. Bunlar da karşımıza çıkıyor. Namazda acaba secdem oldu mu? Rükû'da tam eğilebilmiş miydim? İmam'a yetişebildim mi? Veya iki rekat mı kıldım, üçüncüde yanlış mı yaptım gibi şeylerle namazı tekrar tekrar kılmalar olur. Defalarca tekrar edildiğini görüyoruz. Şimdi burada da ayrıntıya gireyim derken, yani namazın farzlarından bahsetmiyorum, müstehaplarını yapayım, daha güzel puanlar alayım, am yani tabirle, derken ya vaciplerini, bazen farzını terk etmek gibi bir duruma da düşebiliyorlar. Mesela bazıları da iftitah tekbiriyle başlıyoruz ya namazımıza, Aa, bir dakikaya ben tekbiri alırken, niyetimi tam olarak yapamadım, yaptım mıydı, şöyle miydi derken namaza başlamış, namazı bozuyor. Mesela ikinci rekatta bu aklına geliyor, tekrar yeni baştan namaz kılmaya başlıyor. Sonra namaz kazaya kalıyor. Namazda veya başka bir ibadette bu tür vesvese ve evhamlar size geliyorsa sakın korkmayın. Bunların zaman zaman gelmesi, Zaman zaman aklınıza farklı farklı kimseye söyleyemeyeceğiniz, utanç duyduğunuz, hatta Kur'an okurken bu ibadetlerde yani en gelmemesi gereken bir zamanda o küfür sözlerinin, kötü şeylerin, bazen cinsellik ile alakalı şeylerin aklınıza geliyor olması sizin hasta olduğunuzu göstermez. Bunların aralıklarla meydana gelmesi olasıdır normaldir. Ama bu gün içinde çok defa tekrar ediyorsa artık sizin hayatınızla ilgili, hayatınızı devam ettirebilme konusunda sıkıntılar yaşıyorsanız o zaman bir sorun vardır. Dönem dönem zaman zaman bunların olması mümkündür. Kardeşlerim, vesveselerden bir tanesi tür olarak bir şeyden korkmamız ile alakalı olur. Örneğin bunun bir geçmişi vardır. Daha önce evinize hırsız girmiştir. O hırsız zarar vermiştir. Artık bu öyle bir hale geldi ki her gün acaba hırsız gelir mi gelmez mi bana bir zarar verir mi sevdiklerime zarar verir mi diye düşünürsünüz. İşte bu sebeple bu zarar görme korkusu bu endişe öyle bir ilerler ki takıntı haline gelir. Pencereleri kapatmakla kalmaz, tekrar tekrar kontrol edersiniz. Mesela yüksek bir yere çıktığınızda, balkona doğru gittiğinizde bunu çok defa sizlerden duyuyoruz. Sanki aşağı atlamasını söyleyen gizli bir ses duyduğunu söyler kardeşlerimiz veya çocuğu kucağındadır pencere kenarından kucaktaki çocuğunu etrafı gösteriyor. Bak evladım şunlar var falan. Hoppidi hoppidi yapıyor. O esnada acaba ben çocuğu aşağı atar mıyım? Gibi bir düşünce gelir. Bunu çok sayıda tam adedini bilmiyorum ama mesajla aklıma getiriyorum. Çok fazla mesaj geliyor böyle. Kötü bir şey yapmıyorum ama ya yaparsam korkusu var İbrahim abi diyor bazı kardeşlerim. Yine evden çıktıktan sonra akrabaya gidecekler, pikniğe gidecekler. Hanımına soruyor, ''Ütüyü kapatmış mıydın? Fişini çektin mi?'' ''Evet.'' İşte ''Evin ışıkları açık mı kaldı? Tüpün vanasını kapattın mı?'' Gibi 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 tekrar evine gelir, tekrar pencereleri kontrol eder. Bu 3-4 defa olur. İşte bu da o insanı o kadar yorar ki, etrafındaki insanlarda eğer anlayışlı kişiler değilse, bir alay malzemesi olur. Halbuki bu, diş ağrıması gibi, insanın belinin ağrıması gibi, nezle olup da halsiz olması evinde yatması gibi bir şeydir. Bir imtihandır. Yine değerli kardeşlerim, korku kaynaklı, evham ve vesveselerden bir tanesi, çoğumuzun yaşadığı gecenin bir vaktinde dışarıda bir işimiz varsa minibüs bulamadık bir nedenden dolayı dışarıda kaldık evimize gidiyoruz çok kalabalık olmayan bir yerdeyiz diyelim arkamızdan sanki biri geliyormuş gibi düşünmemiz hissetmemiz böyle ikide bir geriye doğru bakmamız bunların hepsi o vesvese kaynağıdır hatta bu olayın daha ilerleyen boyutları da var onlardan da bahsedelim Yalnız yatamayan, geceliğin lambası yanında olmadan uyuyamayan, evde tek başına kalamayan efendim insanlar da vardır. Yani bu korkuyla hayatına devam eden insanlar da vardır. Korkular sadece maddelere gördüğümüz, göremediğimiz şeylere değil, geleceğe yönelik endişeler ve kuruntular da bunun arasındadır. Kendinin geleceğini, sevdiklerinin geleceğini düşünen bir de çocukluktan başlayan vesveseler var. Anne babaların yanlış eğitim vermesi sonucu oluşan. Maalesef doğru bilgi verilmediği için bak seni öcülere veririm, şöyle olur, böyle olur, ışığı kapatırım, odayı kilitlerim türünden. Maalesef bu bilgisizce hareketler daha küçük yaşlarında çocuğun daha büyük travmalar yaşamasına sebebiyet vermektedir. İşte o küçük küçük yaşlardaki korkular, takıntılar ilerleyen yıllarda daha büyüyerek bir çığ gibi karşısına çıkıyor insanın. Kimi insanlarda hastalık bulaşacak, hasta olacağım takıntısı ve korkusu yaşarlar. O yüzden bazen tabii bunu görüyoruz bilmiyorum sizler böyle bir şeyle karşılaştınız mı ama elini 10 defa, 15 defa yıkayanlar Hatta küçük sabunlar vardır, el sabunları. Şimdi sıvı sabunlar revaçta. O sabun bitene kadar yarım saat, 40 dakika tuvaletten, banyodan çıkmayan insanlar vardır. Çünkü her yer pistir, mikropludur. Peki bu konuda şeytanın kazancını e Yıkasın canım 20 kez yıkasa ne olur? 50 kez yıkasa ne olur? Şöyle sen namaza durduğun an şeytan sana namaz kılma demiyor. Madem namazını kılacaksın, namazın içinde bir şeyler veriyor ya, Fatiha suresini okuyacaksın, az önce elini yıkadın mı? Hadi bakalım başlar. Öyle insanı üzen bir şeydir ki bu, sosyal ilişkiler sıfırlanır. Neden? Herkesi toz ve kir yüklü görür insan temizlik takıntısı olduğunda kimseyi eve kabul etmez veya zoraki olarak kabul etti ardından saatlerce kendini yorar, bazen namazı, ibadeti unutur hale gelir. Evet, vesveseler, takıntılar, kuruntular, bunları yaşayanlar kadar elbette onu yaşayanların yakınlarındaki insanları da rahatsız eder. Düşünebiliyor musunuz? Abdest takıntısı olan bir insan düşünün, evli, ve efendim iki tane çocuğu var. Ne olacak bu sefer? Gusül abdesti almak icap etti diyelim. Banyoya girdi. E saatlerce çıkmıyor. E, evin bir tuvaleti var diyelim. O da banyonun içinde. Saatlerce insanlar bundan sıkıntı yaşayacak. Yine mesela bir insanın hanımında böyle bir imtihan varsa mesela temizlik takıntısı varsa ne olacak? Kendisi evin içinde rahat edemeyecek. Bunların örnekleri anlatmakla bitecek gibi değildir. Vesveseler, kuruntular verdiği zararlar açısından herkesi yıpratır. Her insan belli bir zaman hayatının bir döneminde vesveseyle baş etmek durumunda kalır. Şu ana kadar eğer bu anlatılanların hiçbirini ben yaşamadım diyorsanız, günün birinde bir o iç düşünceyle iç sesle karşılaşmanız an meselesidir. Maksat eyvah ben de mi böyle olacağım diye korkup durmak değil, bunların nereden geldiğini bilmek, bunların gelip geçici olduğunu düşünmek ve Allah indinde aklından geçen düşüncelerden sorumlu tutulmayacağını bilmek ve rahatlamaktır. Eyvah ben namazdayken öyle şeyler aklıma geldi ki az önce Rabbim'den utanıyorum. Kimseyle anlatamayacağım, paylaşamayacağım kadar utanç verici şeyler aklımda. Evet ama sen bundan sorumlu değilsin. Lütfen düşün. Bir konuda kimden yardım istersin? O konunun ehlinden. Ve her konunun sahibi olan her şeyin sahibi olan Allahu Teala'dan istemeye ne dersin? Demek istediğim şeytandan kendi metotlarınla değil, Allah'a sığınarak, Allah'a havale ederek kurtulmaya çalışabilirsin. Şeytan insanlara türlü türlü yanaşır diyorduk. Daha evvel, iki veya üç sene evvelinde sizinle paylaştığım bir kısa var yaşanmış bir kıssa. Salih Efendi diye bilinen bir zat. Zamanında şeytanla böyle bir iç sesiyle görüşme fırsatı bulmuş, ibadet yaparken gündelik hayatında hangi sıkıntıları yaşamış, bunları not almış ve bizimle paylaşmış. Gelin şimdi iblis insana nasıl vesveseler verebiliyor? Onunla bitirmeye çalışalım programımızı. Şeytan Aynı zamanda alim bir zat olan Salih Efendiye diyor ki: "Salih Efendi, sen ne kadar çok ibadet ediyorsun öyle. Yani sanki Allah'ın ibadete ihtiyacı mı var?" Diyor ki Salih Efendi: "Evet. Allahu Teala'nın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hiç kimsenin ibadetine ihtiyacı yoktur. Ancak bizim ibadete ihtiyacımız vardır." Kur'an-ı Kerim'de salih amelin faydası bunu yapanadır buyuruluyor. Yani biz Allah'a bir faydamız olsun diye değil haşa kendimiz için ibadet ediyoruz. Şeytan mücadelesine devam ediyor. Tabi diyor ki düşünce olarak yine e ee, diyor Salih Efendi çok ibadet etmek için acele ediyorsun.'' Acele işler de hayır olmaz. Sen evvela şöyle işlerine bir yönel, evvela dünya işini bir yoluna koy, şöyle bir rahatla, yaşın bir elliye, altmışa, yetmişe bir gelsin, dünyadan elini eteğini çekersin, sonra kenara şöyle kurulur, bol bol ibadet edersin. Ee, dünyanı kazanmadan ahiretini nasıl kazanacaksın? Der. Salih Efendi der ki, Ecel benim elimde değil. Sonra bugünün işini yarına bırakırsam, e yarının işini ne zaman yapacağım? Hadis-i şerifte buyruldu ki, yarın yaparım, yarın yaparım diyenler helak oldu gitti. İbadetlerin vakti vardır. Her ibadeti zamanında yapmalıyım. Ölüm ne zaman gelecek bilemem. Şeytan durur mu durmaz devam ediyor. Eh ee, diyor doğru Salih Efendi. Hayırlı işte acele etmek lazım. Hayırlı iş olan ibadetleri acele yap ki zamanda kısa zamanda daha çok ibadet et değil mi? Diyor ki Salih Efendi Cenab-ı Hak çok ibadeti değil. Samimiyetle. İhlaslı ibadeti kabul eder. Hatasız yapılan az iş, içinde çok hata olan çok işten hayırlıdır. Devam ediyor şeytan. Vay be ne mutlu sana Salih Efendi. E demek az da olsa hatasız ibadet ediyorsun. Tebrik ederim. Toplumda düzgün ibadet yapamayan o kadar kişi var ki. İbadetinle sen bunlara örnek olmak için onların göreceği yerlerde şöyle ibadet etsen hem de iyi örnek olursun. Ne dersin? Hem böylelikle daha çok sevap kazanırsın. Çünkü biliyorsun ki bakın şeytan da hadisleri biliyor. Çünkü hadiste bir hayra delalet eden onu yapan gibidir buyruluyor. Sen de insanlara örnek olursun." diyor ki Salih Efendi, Allahu Teala'nın beni görmesi kafidir. İnsanların da görmesini istersem ibadete riya karıştırmış olurum. E riya ile yapılan amel makbul olur mu?" Şeytan öyle taktikler verdi ki, şimdi lütfen buraya dikkat buyurun. Salih Efendiye ibadetlerini beğendirip onu kibre, ucba sürüklemek için bak ne diyor şimdi. Salih Efendi sen gerçekten büyük bir zatsın ya. Yaptıkların adına layık salih işler. Herkes gaflette. Bak şu şunu yapıyor, bu bunu yapıyor. Ama sen öyle güzel şeyler yapıyorsun ki bu her takdirin üstünde. Dünyada senin gibi kaç tane böyle Allah dostu var bilmem. Salih Efendi diyor, eğer söylediklerin bende varsa bu benim yüzümden değildir. Rabbimin ihsanıdır. Her nimetin sahibi Allah Teala'dır. Şimdi ikinci kategoriye geçiyor şeytan. Salih Efendi'yi gizli riyaya sürükleyecek. Diyor ki, Salih Efendi az önce Allah'ın beni görmesi kafidir demiştin. Ee, o halde riyadan kurtulmak için insanların gözünden şöyle uzak yerlerde ibadet etmen lazım. Yine Allah senin sevgini insanların kalbine yerleştirir. Başkalarına Salih Efendi ibadetlerini hep gizli yapıyor dedirterek beni ucba, kibre ve riyaya sürüklemek istiyorsun biliyorum. Ama şunu unutma ki ben bir kulum, Rabbim benim ibadetlerimi eğer dilerse açığa vurur, dilerse gizler. Gizli yapılacak işler var, açık olanlar var. İnsanlardan gizlemekle veya onlara göstermekle benim elime ne geçer ki? Şimdi şeytan üçüncü kategoriye geçti, vites attırdı. İbadeti bıraktırmak için tenkit yolunu deneyecek. Salih Efendi, İbadetlerin kusurlu mu yoksa mükemmel mi? Salih Efendi çok kusurludur diyor. Şeytan birçok kimsenin yine ayağının kaydığı o kaza kader konusunda Salih Efendi'yi kandırmak isteyecek. Salih Efendi sen itikadı düzgün bir adama benziyorsun. Yani hayrın şerrin Allah'tan geldiğini biliyorsun. Cennet veya cehennemin olduğunu ezelde takdir edildiğini biliyorsun. E cehennemliksen yapacağın ibadetlerin hepsi boş. E zaten sen cennetlik olarak yazıldıysan e bu kadar ibadete ne lüzum var? Der ki Salih Efendi, bir kimse cennetlikse dünyada cennete götürücü amelleri işler. Cehennemlikse günah olan işleri yapar. Kulun vazifesi Allahu Teala'nın emrine uyup cennetlik amelleri işlemektir. Ezelde takdir edildiği için ben ibadet ediyor. Şeytan, ezelde Allah'ın takdir ettiği olur diyorsun. Salih Efendi, o halde şu minareye çık, e kendini aşağı at. Eğer ezelde selametin takdir edilmişse, sonun zaten böyle yazılmışsa, sana bir şey olmaz. Diyor ki Salih Efendi, Allah kullarını imtihan eder. Kulun Allah'ı imtihan etmeye hakkı yoktur. Cenab-ı Hak kendinizi tehlikeye atmayın buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Onun emretmediği, üstelik yasak ettiği bir iş nasıl yapılır? Zaten ben şimdi çıksam şu minareden aşağı atlasam intihar etmiş olurum. Şeytan iyice ümidini yitiriyor. Salih Efendi diyor, konuyu değiştirme. Sen benim soruma cevap vermedin. Cennetliksen şimdi yaptığın ibadete ne gerek var diyorum. Eğer diyor Salih Efendi, cennetliksem ibadet etmekle belki derecem yükselir. Hak Teala ibadet edenleri cennete, ibadet etmeyenleri de cehenneme koyacağını vaat ediyor. Rabbimiz vaadinde sadıktır iman edip salih ameller işleyenleri cennete koyacağına söz vermiştir. Ve şimdi sona geldik. Salih Efendi, cennetlik olan cennete götürücü, cehennemlik olan da cehenneme götürücü ameller işler dedin. Yani Allah takdir ettiği için ibadet ediyorum demek istiyorsun. Tamam, o zaman ezelde cehennemlik olarak takdir edilen kimsenin günahı ne?'' Neden ona kötü işler işletiliyor? Bakın cevaba. İnsanlarda iradi cüzziye denilen bir kuvvet vardır. Yani seçenek hakkı. Bir şey yapmak veya yapmamak. İradi cüzziyeyi kullanmakta mecbur değil, serbesttir. Zaten serbest olmasa, seçenek hakkı olmasa insan suçsuz olurdu. Allah Teala kul iradesini iyiliğe kullanırsa iyilik, kötülüğe kullanırsa kötülük yaratacağını bildiriyor. Ve kulu daha yaratmadan önce o kul ne yapacak, hangi tercihlerde bulunacak onu da bilir. Kul ibadet etmekte ve günah işlemekte serbest olmasa ahirette iyiliğe mükafat, zaten kötülüğe ceza verilmez.'' O zaman cennete ve cehenneme de lüzum kalmazdı. O halde diyor, irademizi iyi yolda kullanmalıyız. Nasıl ama inşallah istifade edenlerden olalım ve şunu unutmayalım, kardeşlerim sakın insanların kılık kıyafetlerine, onların ünvanlarına, ağızlarından çıkan bazı İslami kelimelere aldanmayın. Şeytan insana her türlü yaklaştığı gibi ilimsizlikle de yaklaşır. Helal nedir, haram nedir bilmeden bir şeylere girişmeyiniz. Maalesef gün geçmiyor ki kandırılan hem parasını kaybetmiş, efendim tacize uğramış, tehdide uğramış bir insan bizi aramamış, yazmamış olsun. Ne olur artık gözümüzü açalım. Bugün hala birileri bundan önce olduğu gibi kendini peygamber ilan edenler, daha ileriye gidip ben ilahım diyenler, sonra işte yeni yeni ben Mehdi'yim diyenler olduğu gibi Allah dostuyum diye ortalığa çıkanlar da oluyor. Lütfen programımızın içinde bugün dinlediğiniz şu yeri unutmayınız. Bazen şeytan sana din kisvesiyle de gelir.'' Eğer Allah'ın kanunlarını yani şeriatını bilmiyorsan aldanırsın. Rüyamda melekleri gördüm. Şu peygamberleri gördüm. Bana namaza durmana gerek yok dediler. Veya şu alemleri gezdirdiler. Şöyle hadisler duydum, ayetleri böyle okuttular. E artık bana içki serbest oldu gibi şeyler. Hemen aklımıza şunu getirmeli ben rüya ile amel edemem çünkü ben bir peygamber değilim. Peygamberlerin rüyaları farklıydı. Ne demek içki içebilirsin, ne demek namaz kılmayabilirsin, sana artık helaldir gibi şeyler. Bunlar yaşanıyor. 2021'deyiz maalesef fennin, tekniğin, bilimin ilerlediği zamanlarda haramı, helali, şerri, iyiliği, bilmeyen kardeşlerimiz var. O sebeple şeytana dikkat edelim. Ona giden yollardan uzak duralım. Allahu Teala'dan niyazımız bu vesveselerin hangi birine maruz kalıyorsak ve kalacaksak bundan böyle bunu hafif atlatmayı ve üzerine gitmeden bundan kurtulmayı cümlemize nasip buyursun. Allahu Teala'nın rahmeti bereketi, inayeti ve şifası hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Rabbimiz yar ve yardımcımız olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.